Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rasim. Bugün bir başka veda videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Formula 1 2017 oyunumuzun serisine veda ediyoruz arkadaşlar. Formula 1 2017 oyunumuzun serisine veda etmemizin sebebi zaten son zamanlarda çok fazla video atamıyordum bununla ilgili. Sonrasında da işte bir takım sürprizlerden dolayı bu oyuna veda etmemiz gerekiyordu. Bu seriyi bitirmemiz gerekiyordu. Başka sürpriz seriler gelecek çünkü. O sürpriz seriler için bazı serileri bitirmemiz gerekiyordu. Ama Dirt Rally bu sebepten dolayı bitmemişti. Onun bitiş sebebi zaten kariyer modunu tamamlamış olmamızdı. Formula 1 2017 çok güzeldi arkadaşlar. Direksiyon setiyle oynaması muhteşemdi, harikaydı. Fakat biz sürekli multi modda çekmiştik, multiplayer modda. Orada başımız beladan kurtulmamıştı. Sürekli bize çarpan trollerle karşılaşmıştık. Onlara karşı koymaya çalışmıştık. Sonrasında işte kendimiz performansımızı biraz geliştirmeye çalıştık. Fakat ne kadar başarılı olabildik onu bilmiyorum. Tabii son yarışlara doğru artık güzel sonuçlar almaya başlamıştık. Ama hiçbir şampiyonluğumuz yoktu. Yani hiçbir yarış kazanamamıştık. Nasip değilmiş diyelim. Bundan sonra gelecek serilerde, gelecek oyunlarda inşallah daha fazla güzellikler yaşarız. Daha fazla şampiyonluklar, daha fazla işte yarış oyunları oynuyorsak daha fazla yarış alırız. Savaş strateji oyunu oynuyorsak işte daha başarılı oluruz falan gibi. Arkadaşlar Formula 1 2007 gerçekten efsane oyunlardan biriydi. Efsane şu açıdan efsane. Ben video çekmeye başlamadan önce bu oyunun kariyer modunu bir sezon oynamıştım. Bir sezon bitirmiştim. Kariyer modda dehşet güzel bir oyun. Ama multi modda çok fazla trolle maruz kalıyorsunuz. O yüzden verebileceğiniz maksimum işte gücü veremiyorsunuz. Veremediğimiz için de işte başarısız olduk vesaire vesaire. Bundan sonra inşallah o başarısızlıklar diğer oyunlarımızda olmayacak. Formula 1 2017 benim için ayrı bir yeri var, ayrı bir önemi var. Çünkü ben Formula 1'e nasıl diyeyim, yıllarımı adadım. Adadım derken yani Formula 1 ile ilgili çok bir şey mi yaptım? Hayır, sadece hatırlıyorum o 2000'li yılların sonuna doğru, yani 2010'a gelmeden önce 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 sabah saat 4'te başlardı Avustralya Grand Prix'si. Her sabah onu, yani her sene başında ona uyanırdım veya Uzak Doğu'da yapılan diğer yarışlar, Amerika'da Indianapolis'te yapılan yarışlar akşam saatlerinde olurdu. Akşam 10, 11 işte Kanada yarışı yine keza o saatlerde olurdu. Brezilya yarışı yine o şekilde geç saatlerde olurdu. 2004 demeyeyim de 2004 ve 2005'te benim Formula 1'e giriş yıllarım oldu. Her yarışını takip edemediğim yıllardı ama 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010'da hiçbir yarışını kaçırmadım arkadaşlar. Bütün yarışlarını izledim. İnşallah bundan sonra da devamı gelir. Son 2-3 senedir de bayağı takip ediyorum. Tekrar Formula 1 takip etmeye başladım. Yakından takip ediyorum. Fakat ben şuna karşıyım. FIA denilen kurum Formula 1'i durduruyor, frenliyor arkadaşlar. Bunun bir kısmı güvenlik sebepleriyle ama çoğunluğu işte yakıt tasarrufu, şu bu. Eğer bir motor sporu yapılıyorsa bunda yakıt tasarrufuna bakılmaması gerekir diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Bence bana göre motor sporlarında yakıt sıkıntısı, yakıt kısıtlaması olmamalı. Olmamalı ki motorlar, araçlar gelişebilsin. Sonra işte hibrit çağı başladı Formula 1'de. İşte KERS sistemi, sonra Dynamic Racing Spoiler System, DRS geldi.
sporu canlandırmak için falan. Son zamanlarda da işte Amerika'ya satıldı FIA Formula 1. Amerika patron olunca reklam açısından çok ilgi göstermeye başladılar. Yayın kaliteleri arttı. İşte araçların rekabetçiliğini artırmak için bütün bir bazı çözümler getirilmeye çalışıldı ama ben o eski tadı alamıyorum. O Schumacher ve Barrichello'nun birlikte Ferrari'de yarıştığı yıllar, Alonso'nun o genç yaşında en genç şampiyon unvanına alışı, sonrasında Hamilton'ın sahneye çıkışı, işte Giancarlo Fisichella olsun, Jenson Button'ın 2010'daki, 2010 olması lazım, Brown GP ile o şampiyonluğu, o yıllar çok daha güzeldi. V10 motorlarının o güzel sesleri, şimdi V6 motorlar ve 1.6 litrelik sadece arkadaşlar bunlar. Yani bizim sokakta gördüğümüz arabaların çoğunun motoruyla aynı hacme sahip, fakat sokaktaki o 1.6 litrelik araçlar 120 ile 180 beygir arasında takılırken bu araçlar 800 beygir güç üretiyor arkadaşlar. 21 bin devire kadar çıkıyorlar. Bunlar çok deli rakamlar, yani çok büyük rakamlar. Daha öncesi, 2002 öncesi V12'ler vardı. Keşke o zamanlara dönebilsek. Keşke yani yine o motorları görebilsek, o motorların sesini dinleyebilsek, ama maalesef gelecekte de bu yönde bir plan olduğunu düşünmüyorum. Neyse arkadaşlar, biz Formula 1 2017'ye veda için girmiştik. Fakat şöyle bir Formula 1'den de konuşmuş olduk. Şimdi Formula 1 2017'ye veda edeceğiz. Sonrasında da artık yeni sürpriz serilerle karşınızda olacağım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Formula 1 serimize veda ediyoruz. Kendine iyi bak Formula 1. Seninle inşallah bir gün yine karşılaşırız. 2017 ile olmasa da başka Formula 1 oyunlarıyla karşılaşırız inşallah. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlar. I ain't here for the money, I ain't here for the